videoya geçmeden önce lütfen beğenerek destek vermeyi unutmayın. 1969 senesinde Union Carbide şirketi böcek ilacı üretmek için bir fabrika inşa edecekti. Bu gaye ile yola çıkan fabrika kurulduğu yere büyük bir katkı sağlayacaktı. Daha doğrusu o yıllarda öyle düşünülüyordu. Firma inşa için Hindistan'ın Bhopal şehrini tercih etti. Daha sonra fabrikanın neredeyse yarısı Hindistan devletine ait olacaktı. Fabrika faaliyete geçtikten neredeyse 10 yıl sonra fabrika sahasına bir üretim tesisi daha ekledi. Bu tesis felaketin başlangıcı olacaktı. Fabrika zehirleri 1. Dünya Savaşı'ndan kalma gazlardan elde ediyordu. Gazlar hidrojen siyanitten 500 kat daha ölümcül olan ve saf koşullarda patlama ihtimali bile bulunan metil izosiyanat üretiminde kullanılıyordu. Uzmanlar bu tehlikeli gazın depolanması konusunda pek olumlu düşünceye sahip değillerdi. Firma bu kimyasalı buhar lokomotifi boyutundaki büyük depolarda muhafaza ediyordu. Firma o yıllarda birçok reklam yaptı ve tesisi insanlara bilim merkezi olarak lanse etti. Ama tesis adeta bir hayvan çiftliğini andırıyordu. Muson yağmurları ve hasat başarısızlığı fabrikanın zamanla büyük maddi kayıplar vermesini sağladı. Artık firma zor durumdaydı. O günlerde fabrikayı Endonezya ve Brezilya'ya taşımayı düşündüler. Ama bu düşünce hayata geçemedi. Çünkü ne bir alıcı vardı ne de bu maliyeti karşılayabilecek bir kaynakları. İşte o anlarda akla mantığa uymayan, felaketle sonuçlanacak bir adım atıldı. Öncelikle 1980 ile 84 senelerinde işçi sayısı azaltıldı ve neredeyse çalışanların yarısı işten çıkartıldı. En tehlikeli departmanda çalışan metil izosiyanat bölümü çalışanları 12'den 6'ya düşürüldü. Bakım personeli ise 6'dan 2'ye. Artık kontrol odasında sadece bir tane personel vardı ve çoğu eski olan 70 ayrı paneli kontrol etmek sadece onun göreviydi. Ayrıca güvenlik eğitimleri de 6 aydan 2 aya düşürüldü. O eğitimde de sadece uyarı yazılar hakkında dersler verildi. İşin en can alıcı kısmı ise Hintli çalışanların birçoğunun İngilizce olan yazıları anlamıyor olmalarıydı. Eylül 1982'de Bhopal'deki Jansatta günlük gazetesinde çalışan Raj Keswani fabrika hakkında şunları söylüyordu. Bhopal yok olmak üzere. Hepimizin ölmesi sadece bir saat sürecek. Belki de en fazla 1,5 saat. Keswani, fabrikada çalışan Eşrefan ismindeki bir işçinin üzerine fosgen döküldüğünü ve adamın kısa bir süre sonra öldüğünü yazıyordu. Fabrikanın 1. Dünya Savaşı'ndan kalma gazdan metil izosiyanat ürettiğini, soğutmanın reaksiyonu yavaşlattığını fakat o zaman da depolanmasının çok riskli olduğunu söylüyordu. O tarihlerde diğer üreticilerden Bayer, metil izosiyanat kullanmadan aynı zehri üretiyordu. Fakat bu yöntem Bhopal'dakinden çok daha maliyetliydi. O yüzden şirket bu yöntemi kullanmıyordu. Şirkette çalışanlar steril olmayan koşullardan şikayetçilerdi. 1976 senesinde borların bakımını yapan bir işçinin üzerine gaz sıçramış, işçi de o panik anında gaz maskesini çıkartmıştı. Ve iddialara göre adam 72 saat içinde ölmüştü. Firma ise bu olayın üstünü kapattırmış ve olayı halktan gizlemişti. Yine Ocak 1982'de fosgen kaçağı yüzünden 24 çalışan hastaneye kaldırıldı. Bu olaydan bir ay sonra da başka bir sızıntı oldu ve 18 çalışan gazdan etkilendi. Aynı yıl bir mühendis de hatalı bir işlem sonucunda vücudunun %30'unu yaktı. Firmada sızıntılar hiçbir zaman bitmedi. Ekim 1982'de başka bir sızıntı oldu ve sızıntıyı önlemeye çalışan metil izosiyanat süpervizörünün vücudu yandı. Bir başka iki işçi de zehirlendi. Sızıntılar 1983-84 senesinde de ara vermeden devam etti. Tesiste 3 yeraltı bölümü vardı ve içinde 68 bin litre depolama tankı barındırıyordu. Tanklar güvenlik ekibinin talimatları doğrultusunda yarıdan fazla doldurulmadı. Ekim 1984'te içinde sıvı metil izosiyanat olan bir tank arıza yaptı. Çıkan bu arızadan sonra fabrikadaki metil izosiyanat üretim tesisi kapatıldı. Ama bu sadece bir ay sürdü. Aralık 1984'te tesis yeniden aktif hale getirildi. Felaketin tarihi 3 Aralık 1984'ün gece yarısıydı. O tarihte Union Carbide fabrikasının bacasından ince beyaz bir duman süzülmeye başladı. Rüzgarın etkisiyle duman adeta bir sise dönüştü. Kısa bir süre sonra önlenemez bir boyuta ulaştı. Caddeleri tamamen sis örtüsü sardı. Hindistan'daki evler zaten son derece korunaksız ve harabe bir haldeydi. Dumanın evlere ulaşması 4 dakika bile sürmedi.
İnsanların bir anda yüzleri kızardı, öksürmeye başladılar ve ağızları yandı. Kadınlar evlatlarına, biri kırmızı biber yakmış, birazdan geçer, hadi yatın diyordu. İnsanların mideleri yanıyor, nefes darlığı çekiyor, gözleri tahriş oluyor, boğulma hissine kapılıyor ve istifra ediyorlardı. İnsanlar panikle evlerinden kaçtı. Koşanlar herkesten daha çok izosyanat gazı soludu. İzosyanat gazı havadan iki kat daha ağırdı. Bu yüzden neredeyse zemine kadar ulaştı. Aziz Sultan ismindeki kintlinin iki çocuğu vardı. Gaz evlerine ulaştığında panikle dışarıya çıktılar. Dar bir sokağa geldiklerinde insanları gördüler. Bazıları yerdeydi. Bazıları kıpkırmızıydı. Kimisi ise istifra ediyordu. Sanki bir korku filmi sahnesi gibiydi. Cehennemi yaşıyorlardı. Sonraki gün binlerce insan hayatını kaybetti. Sabah ilk ışıklarını gösterdiğinde korkunç bir tablo kendini gösterdi. Tahminen sadece o gece 8000 insan hayatını kaybetmişti. Daha sonra gazdan etkilenip ölenler de eklenince bu sayı 20.000'in üzerine çıktı. Otopsi sonucunda insanların sadece akciğerlerinde değil, aynı zamanda beyinlerinde de ödem oluştuğu tespit edildi. Tesis olaydan sonra Hint hükümeti tarafından kapatıldı. Birinci soruşturma, bilimsel ve endüstriyel araştırma tesis tarafından yapıldı. Fabrikanın başkanı ve aynı zamanda CEO'su Warren Anderson, ekibiyle birlikte hemen Hindistan'a gitti. Ama Hindistan'a gelir gelmez devlet tarafından yakalandı ve hapse atıldı. Ardından 24 saat içinde ülkeyi terk etmesi istendi. Fabrikadaki ekip ve Bhopal'daki kimyacılar değerlendirme yapmak üzere tesise gittiler. Bhopal'deki hastaneler tıka basa doluydu. İnsanlar sızan gazın ne olduğunu bile bilmiyorlardı. Zaten birçok doktorun da bu gazın tedavisi hakkında en ufak bir fikri bile yoktu. Şirket belli bir süre ticari sır diyerek gazın detaylarını açıklamadı. Aileler toplu cenaze töreni düzenlediler. Birçok aile sevdiklerini yakarak bu dünyadan uğurladı. Olayın sembolü haline gelen birçok fotoğraf vardı. Bu fotoğraflarla birçok fotoğrafçı ödüller kazandı. Kısa sürede 170 bin insan tedavi edildi. 2000'den fazla manda, keçi ve diğer hayvan telef oldu. Balıkçılık faaliyetleri ikinci bir emre kadar yasaklandı. Aynı zamanda büyük bir kıtlık oluştu. Gazın nüfuz ettiği hiçbir gıda ürünü yenilmedi. Aralık 16'da tesis metilizosyanattan tamamen arındırıldı. Tesisin üzerinde sürekli helikopterler uçtu ve sürekli tesisin üzerine su döktüler. Bhopal'de yaşayan insanların birçoğu tahliye edildi. Sadece 200 bin çocuğun gazdan etkilendiği söyleniliyordu. Bu korkunç bir rakamdı. Belirli bir süre sonra artık havanın, suyun, bitkilerin ve gıda maddelerinin tamamen güvenli olduğu, tüketilebileceği açıklandı. Ama çok net bir uyarı vardı. Asla balık tüketmeyin. Hindistan hükümeti yaralılar için bölgede bir hastane kurdu. Ardından bir klinik açtı. Ve en sonunda mobil bir sağlık ekibi kurdu. Ve ekibi şehirdeki hastaları bulması için görevlendirdi. 17 Nisan 1985'te Federal Bölge Mahkemesi Hakimi John Kinnan, Union Carbide şirketinin 5 ile 10 milyon dolar arasındaki bir meblağı hastaların tedavisi için derhal Hindistan'a göndermesini emretti. Şirket bu karara uymadı. 2 gün sonra da 5 milyon dolarlık bir yardım fonu vermeyi teklif etti. Hindistan hükümeti ise bu teklifi reddetti. Zira ölenler ve yaralı olanlar düşünüldüğünde bu çok komik bir rakamdı. Mart 1986'da şirket 20 yıl sürecek bir fon ayarlayıp 350 milyon dolar ödemeyi teklif etti. Ardından Amerika Bölge Mahkemesi kararıyla dava Hindistan mahkemelerine devredildi. 1988'de Hindistan hükümeti şirketten 3,3 milyar dolar talep etti. Hindistan Yüksek Mahkemesi her iki tarafa da Kasım 1988'e kadar anlaşmalarını söyledi. 1989'a kadar süren uzlaşma süreci Şubat 1989'da sona erdi. Şirket verdiği zararlar yüzünden 470 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Ve iki taraf da anlaşmaya vardı. Ek olarak çok daha sonra bu gazdan etkilendiği anlaşılacak insanlar da olabilirdi. Bu yüzden şirket 100 bin kişiyi kapsayacak bir sağlık sigortasını üstlendi. Hindistan hükümeti, gazdan etkilenen insanların tedavi edileceği bir hastane yapılmak üzere 17 milyon dolar daha talep etti. Şirket bu teklifi de kabul etti. 1991'de yetkililer şirketin sahibi Anderson'ı katliam yapmakla suçlayarak 10 sene hapis cezası verdiler. Bu ceza Amerika'ya bildirildi ve Anderson'ın Hindistan'a verilmesi istendi. Amerika Yüksek Mahkemesi bu isteğe olumsuz yanıt verdi.
Bu aynı zamanda Hindistan'daki mağdurların Amerika'dan bir tazminat talep edemeyeceği anlamına da geliyordu. 99 senesinde Greenpeace, fabrika çevresindeki toprağı ve suyu analiz etti. Suda Amerika Çevre Koruma Ajansı'nın sınırlamalarından 682 kat daha fazla karbon tetraklorür seviyelerine rastladı. İnsanlar hala o suyu içiyor, suda yıkanıyorlardı. Greenpeace 10 yıl sonra suyu yeniden inceledi ve bu sefer sınırın 4880 kat üzerinde karbon tetraklorür içerdiğini tespit etti. Geçen 10 senede sudaki zehir daha da artmıştı. Greenpeace olaydan 20 yıl sonra bölgede bir araştırma daha yaptı ve toprakta normalin 6 milyar katı toksik madde olduğunu tespit etti. Bu felaket 20 binden fazla insanı öldürdü. Yarım milyon insanı etkiledi. 150 bin insanın hayatlarının geri kalan kısmını sakat geçirmesine sebep oldu. 200 bin çocuk zehirli gazı teneffüs etti ve bu olayın izlerini ömür boyu üzerlerinden atamadı.